Sırada raporumuz vardı. Aynen, evet. Raporumuz vardı. Kalın bizimle, tekrardan karşınızda olun. Kerkük Sanayi Bölgesi'nde bir yerli üretim daha. Yerli üretim bir de marangozluk dahil, Kerkük'te birçok bölgesinde yapılan marangozluk ve hatta daha çok tercih edilmektedir. Düşmanın desteği olmadı, şey oldu yani. Bu tamam, bir işler oldu. Bir de gümrük geldi, fazla olduysa o zaman millet almaz oradan yazı. İçeriden işler aldı. Bize yardım etsin. Her şeyden geri yardım etsin bize. Zamanında bize hükümet her şeyi verirdi. Mesela böyle de gaz, her şeyi verirdi. Şey bu gaz tarafından bir de yardımı çok iyiydi bize. Böyle de verirdi. İstediğimiz şeyler getirdi. Hükümet verirdi bize. Ağacı, tahtanın hükümet verirdi bize. Ucuz da verirdi. Onun için bardak her şeyi ucuz yapardı. Ama şimdi her şey kalmadı. Kerkük vatandaşları yerli üretim demekte ve istemekte. Ancak yurt dışından gelen eşyalar ve modelleri buradaki işçiler açısından sıkıntı yaratmakta. Usta ucuz oldu kadar ama o bilmir, sonunda da düşür içine. Alırım onu bir ucuz bir fiyata. Bilmir nedir, yatak odasıdır. Gelir bakır 500 bin lirardı, gelir alır özü. Benim yanımda gelende o el işidir. El işinde dedi, konuştum sağ olsun. Bunların masarifi hapsi benim üzerime. Üzerime olduğuna çık. Onun misli teklif eder, onun için onu dağım eder. Bunun sevabı harakalı. Hükümet gelip bunu bana destek olsa çok çok farkı var. Mecbur gelip ondan alır, bize de bir dağımdı. Valla tabi biz haz ederiz, daima iş olsun. İş olduğu zaman her şeyden yani sınava öncüydü. Kalsın çarşıda. Nazar birinci çıkardı çarşıda. İşlerimiz hepsi mazbuttu yani her şeyden. Ama nerede işte bir şey var, hükümet bize dağım etse, termiye nahiyasına, yani termiye ne demek? Mavad verse bize hükümet, ticaretten getirsek o yüzden yani fark eder, ticaret fark eder. Ama hükümet verende bize fiyatı suya vermez, az suya olur. Az verdiği zaman yani ucuz da olur, mavad da ucuz olur. Mavad ucuz olduğu zaman yani bir iş de fazla olur. İşçi de bizde fazla olur. Yani bu var işin içinde. Hoşmet yeri koymasın, boğaz gelsin. Yani bu hazır şeyler gelmesin. Nanza getirmezse onca pazarda iş olur. O zaman pazar getirmedi, yani fazla işler olur. Yani, ve tamam millet yedir ucuz şey aktarı. Onun için burada el işi olduğundan biraz fazla el şey oldu. Tabii işlerimiz iyiydi. O işlerimiz daha iyiydi, mazbuttu. Yani zamanında meftuhtu. Yani ne için zamanı meftuhtu? O zaman özelimizle yapmış olduk. Bildik nerede değiş. Hükümetten talebi ise yurt dışından malların ithal edilmemesi ve her anlamda işçilere destek olmasıdır. Biz hazır sınav vataniyet atıyor olsun. O da gençler de yani işlesin. Çünkü çok genç atıldı, iş yoktu. Biz temenni de yani mekan gelse, av mesela gelse, başka karizden gelse, bas eydir amile Irak'ta olsa daha iyi, daha tatavuru olur, sınavımız tatavuru. O da biz istemer mesela. Karşıdan getirdiği mavat, av mesela getirdiğin tahımdı, av mesela esaslı, av geçsidi. İle bile burada yaparız. O da biz yani, necid ya imkaniyet vardı, kudret de vardı, imkaniyet maddiye de vardı. İnşallah Irak'ta ve kıbra da vardı. Kerkük sakinleri ise yerli üretimin daha çok beğenildiğini ve satıldığını altını çizdiler. Vallahi yani milletin, devletin çok ihtiyacı var böyle şeylere. Sizin yardımınızla, sizin tecavüzden. Yani ister kalkınağın yani. Her şeyi yazdan tasdir eder, yazdan getirir. Ve bu millet işsizdi, şeydi yani. Gene tecrübe eden milleti işlemeye, intihar etmeye yani özümüz kalsın şeyimiz yani. İntiharımız önümüz olsun. Burası sınav el vataniye, daha mazbuttu. Ve da alem çok hazırlar el yaptırmağı. Çünkü ne adı metane var, kuvvet var özünde. Ve siyana daim siyana var özünde. İdebilesen mesela bir halal olsa özünde, aynı o yapan adam döner yaparsa o için ikinci kere, o da işer sağ için özün
autotür idare bilir mesela daşsın sağ için özün ya sigadan daha başka güzel çalabilir. Biz de Türkmen Uydu ekibi olarak yerli üretim kampanyasını destekliyoruz. Mumin Alemdar Türkmen Uydu kanalı Kerkük. Eline sağlık Mumin'in güzel bir veterah hazırlayıp yerli üretimi destek kampanyası devam edir. Evet. Güzel bir, diyeyim ben destek demeyeyim, bilinçlendirme kampanyasıdır. Hı-hı. Çünkü bugün yerli üretim çok önemlidir. Daha doğrusu diyebilirlik de milli üretim. Aynen. Çünkü bugün ihtiyacımız vardı. Her devletin öz şeyini özü yapabilmesi de zayıf bir devlet sayılıyor bugün. Aynen. Zaten ben gördüğüm kadar mobilyalar falan her şey çok güzeldi. Bence niye geçsin yazdığım bir şeyler alsın millet. Herkese tavsiye ederek yerli üretimden alsın. Bizzat ben yani öyle bir şey yapıyorum. Bu gördüğümüz yerden çok güzel şeyler seçtik. Gerçekten güzeldi ve desteklerek, kini şekilde desteklerek. Yani gördüğü başka bir yerde görende o mesela görsen yurt dışında bir yerde aa ne kadar güzeldi. Irak'ta gördüğü o zaman ya yani o kadar dergi diye değiller. Ama hiç ben bundan yana dergilem. Aynen abimizin dediği gibi röportajda mesela madenler Türkiye'den ya da başka bir ülkeden gelebilir. Ama biz özümüz burada işleyen için de çok daha güzel olur. Tabii çok önemliydi. Ben burada dikkatim raporda bir şey çekti. Bir arkadaşımız dedi. Dedi bugün Eydi Amile, bugün işçilerimiz burada çalışacaktı. Bugün biz bakmayalım yerli üretime bir tek bizim üretimimiz yok. Tabii bugün ekonomimize destek vardı bu yoldan. Bugün işçimiz olacaktı buradan. Bugün paramız yurt dışına çıkmayacak. Çünkü bugün bir mobilya yurt dışından geldiği zaman Irak'a dolardan öldürük olsun. Tabii aynen. Burada bugün dediğimiz zaman ömre sahibe değirik olsun. Bugün paramız yurt dışına çıktığı zaman iktisat zayıflaşır ama bugün öz mobilyamız aldığımız zaman paramız öz pazarımızda kalır, dolanır. Özümüz içinde. Zaten yani, bu şekilde fazla işçimiz olur. Para dolaşır Irak içerisinde, çıkmır yurt dışına. Aynen. Bugün bir de ekonomiye yani gayri mübaşir bir destek sağlar. İster para bakımından, ister... İşçilerden de işçi dolayı yani. İşçi bakımından. Bir iş yeri oldu mesela, iş çalışımıyla. Bir de bir nokta vardı benim dikkatimi çeken. Her zaman insanlar, tabii 16 yılın birikimidir bu diyebildik o yüzden. Sanki ecnebi mal daha güzel olacaktı, ecnebi mal daha iyi olacaktı, aynı ecnebi mal daha güzeldi. Ama ne yazık ki bakırık çoğunda hani insanlar neye de biraz daha çok aldanır diyebildik. Fiyatın ucuzluğuna. Bir gün fiyatın ucuzluğuna insanlar yedir ağları biraz görsel olarak biraz daha güzel görsel. Ama inanın o dedikleri yerden getirene kadar buradan alsalar aynı fiyata durur. Yani bakanda o da o bir açıdan mesela aynı fiyata durur. Ama ne sen şuna fark edip de sadece diyorsan bunu buradan getirmişim diye. Bir de kullanım açısından. Bir gün bakırık birçok evde görürük evlerde ister tanıdığımız insanların evlerinde. Bir kullanımdan sonra diğeri hani ne bileyim daha... Sanki biraz şey oldu, daha biraz düşük oldu, şey oldu. Onlarınız şefsi görüşü de hani mesela ben de haz ederim mesela bir 4 yılda, 3 yılda bir şeyler daha geçtiririm. Evet. Hani bakmak açısından, göz açısından güzel bir şey, hani sürekli değişilsin önümde. Bence daha güzeldi. Tabii.